İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 2018 yılındaki Batı Ermenistan Ulusal Meclisi seçimleriyle ilgili açıklama. Aliyev ile konuştuktan sonra Paşinyan, Duşanbe'den Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne talimat verdi. Rusya Federasyonu Suriye'ye S-300 tedarik etmeye başladı. Pompeo, Orta Doğu ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla İran aleyhine eylemleri görüştü. Suriye'de durum. General Hatemi, İran halkı asla ABD karşısında gerilemeyecek. Taft Üniversitesi öğretim üyesi Ermenistan Sanat adlı yeni kitabını tanıtacak. 2018 yılındaki Batı Ermenistan Ulusal Meclisi seçimleriyle ilgili açıklama. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan parlamento seçimlerinde sizin desteklediğiniz adaylar listesi. 2018'de Batı Ermenistan Parlamentosu Parlamenter Meclisi seçimlerinden önce seçimlere katılma prosedürü hakkında sizi bilgilendireceğiz. Anketi tercih ettiğiniz dilde takip ederek oy vereceğiniz adayı nasıl destekleyeceğinizi aşağıdaki linkten öğrenebileceksiniz. Ankette ilk satırda oy vereceğiniz adayın soyadı ve adını yazın. Sonra Batı Ermenistan vatandaşı olmanız için kişisel bilgilerinizi tamamlayın. Böylece istediğiniz onaylanmış olup parlamento seçimlerine katılma hakkına sahip olacaksınız. Sadece bir adayı destekleyebileceğinizi bilin. Aşağıdaki adaylara tıklayarak her adayın biyografisini okuyabilirsiniz. Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev resmi olmayan bir görüşmede bulundular. Taraflar bu görüşme sırasında Dağlık Karabağ Artsakh çatışmasının düzenlenmesiyle ilgili anlaşmalara vardılar. Bu durumu Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Tacikistan'ın başkentinden dönerken Facebook sayfasından 28 Eylül'de canlı yayınla bildirdi. Başbakanın sözlerine göre resmi olmayan kendilerinin bu ilk görüşmesinde nesnel bir konuşma gerçekleşmiş ve bunun neticesinde iki ülke liderleri kendi savunma bakanlarına sınır boylarında olayları engellemekle ilgili gerginliği azaltacak konkret adımlar atılması konusunda direktifte bulunma kararı aldılar. Bu anlaşmayla ilgili olarak Artsakh Devlet Başkanı Bakan Sahakyan'a derhal haber verdim ve bu anlaşmayı o da kabul edilir buldu. Özünde bunun Artsakh-Azeri arasındaki tüm irtibat hattı boyunca ateşkes ihlallerini önlemeye yönelik tedbirler olduğunu söyleyebiliriz diyen Paşinyan, önceki akşam bizim silahlı kuvvetlerimize emir verdiğinin altını çizdi. Paşinyan şöyle dedi: "Başbakanlığım süresince ilk defa en barışçıl geceyi geçirdiğimi belgelemek isterim ve son döneme kadar işleyen bu mantık ve ne yazık ki Ermeni ve Azeri tarafından kayıplar yaşandı, şimdi duracak. İki ülkenin liderleri ayrıca operatif iletişim hattının kurulması konusunda da anlaştı." Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye'ye S-300 uçak savar savunma sistemi sağlamaya başladığını açıkladı. RIA Novosti Ajansı'nın bildirdiğine göre Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 73. oturumunun sonuçları üzerine düzenlenen basın toplantısında bunu açıkladı. Pazartesi günü Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rusya'nın S-300 komplekslerini 2 hafta içerisinde Suriye'ye transfer edeceğini duyurmuştu. O, bu kararla Suriye'nin savaş yeteneğinin temelden güçleneceği vurgusunda bulundu. RIA Novosti Ajansı'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cuma günü Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanları ile Orta Doğu'daki durumu görüştü. Dışişleri Bakanı, İran ve diğer terörist grupları yenmenin, Suriye ve Yemen'de barış ve istikrarın sağlanmasının, gelişen ve birleşik bir Irak'ın kurulması ile İran'ın yıkıcı faaliyetlerinin sona erdirilmesinin önemini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tüm katılımcılar İran'ın bölgeye ve ABD'ye yönelik tehditlere direnme konusundaki aciliyete katılıyor. İdlib Viyaleti'nin sakinleri Abu Duhur yerleşim bölgesi yakınında özel olarak açılan insani koridor sayesinde teröristler tarafından işgal altındaki toprakları terk etmeye devam ediyor. İslam Devleti grubunun denetimi altında çalışan El Amak Enformasyon Ajansı'nın bildirdiğine göre teröristler As-Sakura kasabası yakınında bulunan Suriye Demokratik Kürt güçlerine karşı bomba yüklü araçla saldırdı. Kürt güçleri 35 ölü ve onlarca yaralı verdi. Hükümet güçleri Rus Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle As-Safa bölgesinde başarılı operasyonlarına devam ediyor.
Askeri kaynaklar teröristlerin hem çembere alındığını hem de hayati tedarik yollarından ve özellikle de sudan mahrum kaldıklarını belirtiyor. Bundan başka hükümet güçleri çember altında bulunan teröristlerce kullanılan büyük bir cephane deposunu da ele geçirdi. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, ABD'nin İran halkını ekonomik baskı ve şiddetli ablukalar yoluyla devrimci çizgiden saptırmaya çalıştığını söyledi. İRNA Ajansı'nın konuyla ilgili verdiği bilgiye göre İran halkı asla düşmana karşı geri adım atmayacak. O, ABD'yi ve Siyonist rejimi İran'ın baş düşmanları olarak belirledi. Onun sözlerine göre ABD beyin merkezi ve Siyonist rejim İran halkına baskı yapmaya çalışıyor ve onları alandan uzaklaştırmak için korkutuyor ama asla başaramayacaklar. Sözünü İran'ın düşmanlarına yönelten İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Bakan Yardımcısı bugün İran İslam Cumhuriyeti askeri ürünler açısından kendi kendine yetiyor ve dünyadaki herhangi bir güce bağlı değil dedi. Taft Üniversitesi öğretim üyesi Kristina Maranchi, Ermenistan Sanat adlı kendi yeni kitabını 4 Ekim'de Taft Üniversitesi mezunları toplantısı sırasında tanıtacak. Maranchi'nin bu yeni kitabı Ermenistan'ın antik çağlardan erken modern döneme kadar uzanan bir sanat çalışması. Wicked Local Somerville'in belirttiğine göre kitap mimari, taş heykel, metal, ahşap ve parça ürünler, el yazmaları ve çömleklerin her yönünü kapsıyor. Bu sayede Ermeni sanatı geniş bir yelpazede tarihsel, arkeolojik ve kültürel bağlamlarda görülmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Berat Arts adlı gruptan Yotnor Yotkişer adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.